Kıymetli hacı kardeşlerim, değerli mümin kardeşlerim, hanımefendiler ve efendiler. Eteklerinde bulunduğumuz dağ, Nur Dağı. Cebelün Nur, Nur Dağı. Üzerinde en tepesinde Gavr-ı Hira, Hira mağarası bulunmaktadır. 610 yılında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu dağa gelip bu dağda uzlete çekildi. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş olan Hanif dini üzerinden Cenab-ı Hakk'a ibadet etmeye başladı bu mağarada. Ancak günlerden bir gün hiç o zamana kadar görmediği birisini gördü ve o geldi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kucaklayıp sıktı. İkra ya Muhammed dedi. Oku ey Muhammed dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam okuma bilmediğini söyleyince 3 defa gerçekleştikten sonra İkra Bismi Rabbikellezî halak halakal insâne min alak İkra ve Rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem allemel insâne mâ lem ya'lem. Oku ey Muhammed, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O kerem sahibidir. O kalemle yazmayı öğretti. O insana bilmediğini öğretti. İnsan okumayı kendisini yaratanın ismiyle okuyacak. Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Kendisini yaratanın kerem sahibi olduğunu bilecek. Kendisini yaratanın kendisine kalemle yazmayı öğrettiğini bilecek. Kendisini yaratanın kendisine bilmediği şeyleri öğreten olduğunu bilecek insanoğlu. İşte Nur Dağı değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buradan indi gitti ve evine vardı. Hatice annemize zemmiluni, zemmiluni dedi. Beni örtün, beni örtün dedi. Ondan sonra bir müddet dinlenince kalktı ve başından geçenleri Hatice-ül Kübra annemize anlattı. Hazreti Hatice annemiz de onu amcası oğlu Varaka bin Nevfel'in yanına götürdü. Varaka bin Nevfel, Tevrat'ı, İncil'i bilen, Hristiyanlığı, Yahudiliği bilen ve Hanif dinini iyi bilen bir muvahhid Müslüman. Onun yanına vardı ve ona başından geçenleri anlattı. Varaka bin Nevfel ona şöyle dedi. Vallahi sana gelen, Musa'ya gelen, İsa'ya gelen, Namus-u Ekber, Cibril-i Emin, Cebrail Aleyhisselatü Vesselam'dır. Keşke seni insanlar yurdundan çıkardıklarında sana yardım edebilseydim, senin yanında olabilseydim dedi. Beni yurdumdan da mı çıkaracaklar diye söyledi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Varaka'ya. Varaka bin Nevfel, sana gelen, Musa'ya ve İsa'ya gelen, Cibril-i Emin, Namus-u Ekber, Cebrail Aleyhisselam'sa eğer seni bunlar yurdundan da çıkaracaklar dedi. Daha sonra bir müddet vahiy kesildi. Ondan sonra tekrar Cebrail'i görünce tekrar evine döndü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu sefer dettiruni, dettiruni, beni örtün, beni örtün dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı örttüler. Ancak Cebrail ona ya eyyuhel müddessir kum feenzir ve rabbeke fekebbir ve siyabeke fetahhir ve rüsse fehcur ayetlerini peş peşe indirdi. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar insanları. Yeryüzünde putlara tapmaktan alıkoy insanları. Yeryüzündeki insanları ancak ve ancak bir olan Allah'a davet et. İnsanlar ancak ve ancak Allah'a ibadet etsinler, Allah önünde eğilsinler. Asla ve kata putlara tapmasınlar. İnsanlar elbiselerini temizlesinler. Rablerini tekbir etsin, büyüklesinler şeklinde ayet-i kerimeler indi. İşte bundan sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük daveti başladı. İnsanları Safa tepesinde topladı. Safa ve Merve arasında sahi yapıyoruz ya. Orada topladı ve insanlara, ey insanlar, bu dağın arkasından size bir düşman ordusu geliyor. Gelip sizle savaşacaklar desem bana inanır mısınız? Elbette inanırız ya Muhammed.
Neden inanırsınız? Çünkü sen Muhammedül Emin'sin. Güvenilir bir insansın. Sen namusumuza çok eminsin. Yalan konuşmazsın. Emanete hiyanet etmezsin. Hiçbir zaman dedikodu yapmazsın. Öyleyse eyyühennas kulu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tuflihun. Ey insanlar, gelin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin. Putlara tapmaktan vazgeçin. Kızlarınızı diri diri toprağa gömmekten vazgeçin. Cahiliyeden vazgeçin. Muhammedur Resulullah, benim de Allah'ın peygamberi olduğuma iman edin dediği zaman hemen onu taşladılar. Önce amcası Ebu Leheb taşladı. Tebben leke ya Muhammed dedi. İşte değerli kardeşlerim, vahyin başlangıcı, yeryüzünde insanları karanlıktan alıp aydınlığa getiren vahyin başladığı da Cebelün Nur, Garu Hira, Nur Dağı ve Hira Mağarası.